başlayalım. Olur mu? Bundan 7 ay önce açılışı yapılan ve kısa sürede ürettikleri ürünlerle sergi bile açan Yakaköy Engelli Sevgi Sanat Atölyesi kursiyerleri birey olmanın tadını çıkarıyor. Yakaköy mahallesinde yaşayan zihinsel ve bedensel engelli bireyler yıllardır gidemedikleri el sanatları kurslarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Hayal kurmayı bile unutan bu insanlar şimdilerde içlerinden geldiği gibi dekoratif süslemeler yapıyorlar. Haftanın 3 günü engellilere kurs veren atölyenin yöneticisi Hilal Karakaş, Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle açılmasını sağladıkları bu merkezle ilgili şunları söyledi. Amacımız engelli arkadaşlarımızın ayağına hizmet getirmek. Bu halk eğitimin açmış olduğu kurslara takdir edersiniz ki onların gidip gelmeleri son derece zor. Onların ayağına biz kurs getirdik. Burada onlara eğitim veriyoruz. Yolda çok var onda. Dekoratif el sanatları üzerine eğitim verilen atölyede tamamen özgün çalışmaların yapıldığını ifade eden Karakaş sözlerine şöyle devam etti. Onlar ne isterse bir ortak nokta buluyoruz. Ahşap boyama, cam boyama, ebru, ipek boyama, kumaş boyama, bir de konsepti takip ediyoruz. Şimdi önümüz yılbaşı. Yılbaşına hazırlık yapıyoruz. Şubat'ta sevgililer günü. Sevgililerine hazırlık yaptıracağım onlara. Bu şekilde. Üç parmak ya da iki, sen büyüklüğünü ayarlayacaksın. Mesela küçük mü yapacaksın? İki parmağına geçip. Eylül ayı içerisinde Dibekli Han Sanat Köyü'nde sergi açtıklarını hatırlatan Hilal Karakaş, buradan elde ettikleri satışlarla ciddi bir gelir elde ettiklerini belirterek şunları söyledi. 7 aylık bir geçmişimiz var. Eylül ayında Dibekli Han'da bir ay boyunca sergi açtık. 460 üründen sergiye katıldılar. Amacımız yaptıkları ürünü hem ne yapabildiklerini kendilerinin görmesi hem de bunu satışa sunmak. Orada çok güzel bir gelir elde edildi. Hem kendi harçlıkları hem de atölyemiz tamamen bunlarla dönüyor. Yani bağış sisteminden döndürüyoruz. Sağ olsun çok duyarlı halkımız var. Atölye çalışmalarının kursiyerler üzerinde fiziki ve psikolojik olumlu katkıları olduğuna dikkat çeken Karakaş, kursiyerlerinin daha da iyiye gideceklerini söyledi. Şimdilerde çam kozalaklarını özenle süsleyerek yılbaşı hediyeleri üreten kursiyerlerden Hasan Hüseyin Kıy, atölyenin sosyalleşmelerine büyük katkıda bulunduğunu belirterek şöyle konuştu. Valla bizim sosyalleşmemize büyük katkıda bulundu bu merkez. Yani insanlarla diyalogumuz daha belirgin. Oldu, evet. Önceden böyle bir hayal gücü olduğunu bilmiyorduk. Renklerle uyumu farkında değildik. Hı hı. Bu atölye sayesinde onların farkındalığına ulaştık. Engelli derneklerinin üniversiteleri var. Burada var mı bilmiyorum ama. Yakaköy mahallesinde yaşayan engelli insanlar birer vatandaş olduklarını göstermek ve toplumun içinde yer almak için her gün bir adım daha atmaya devam ediyorlar. Hocam. Yani,